Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kahramanımız Akşan'ı elimden geldiğince analiz edeceğim, yeteneklerini size anlatacağım, iyi yanlarını, kötü yanlarını söylemeye çalışacağım. Üçüncü oyunum, iki maçtır video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar hasarımız güzel ama çok kırılganız, tek yiyoruz. Mid'e gittiğimiz zaman karşımıza Yasuo olur, Kata'dır, Pantheon'dur, bu tarz şampiyonlar geldiği an sizin kurtulma şansınız yok. Çünkü gerçekten tek yiyorsunuz. Hiçbir savunma şeyimiz yok. Patır kütür kafamıza döşüyorlar. Ha, bana göre bir şampiyon değil ama güçlü mü? Yani kimisine göre gerçekten güçlü. Şimdi şöyle vuralım. Bu arada bakın, iki vuruş yapıyoruz fark ettiyseniz. Bu iki vuruşun birini iptal edersek, yani ilk vuruşu yapıp yürürsek hareket hızı kazanıyoruz arkadaşlar. Pasifimizin birincisi bu. İkincisi de her üç vuruşta bir ekstradan hasar veriyoruz. Onu kaçırmasaydım iyiydi de, kaçırdık. Şunu da alalım, tamam. Üçüncü yeteğimizi açalım. Pasifimizin biri, bakın, vurduğumuzda böyle altlarında sarı bir şey oluyor arkadaşlar. O 3 tane olduğunda patlatıyoruz ve ekstradan hasar veriyoruz. Tamam, şöyle çıkayım. Tam da Yasuo derken karşımıza Yasuo geldi. Bizim ultimizi falan her şeyimizi counterlıyor. Burayı çıkalım bakalım. Pasifimiz bu ikisi arkadaşlar. Şimdi birinci yeteneğe girsek, birinci yetenek gördüğünüz gibi bumerang fırlatıyor. Bize tekrar döndüğünde hareket hızı, ufak bir hareket hızı, çok az yani, fazla sürmeyen rakibe tutturduğumuz zaman. Ve de küçük bir kalkan sağlıyor. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi onu isabet ettirirsek, isabet ettirdikten sonra, bu arada güzel bir hasar verdik ona, devam edeceğim hortum için yaklaşırsa şöyle. Onu değdirdim, çok güzel. Bakın normalde bumerang yetişmiyordu fakat minyonlardan sektirdiğim için daha uzağa gitti. Şöyle göstereceğim size, bakın. Hop, ne kadar uzağa gidiyor gördünüz. Bunu göstereceğim diye büyük minyon kaçırdım ama canınız sağ olsun. Bu arada video hoşunuza giderse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız güzel olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlkten mahvolmuş kralın kılıcı çıkacağım. Sonrasında can biçen çıkabilirim çünkü biraz mana sıkıntısı yaşıyoruz. Can biçenden sonra ebedi, statik, fani diye gideceğiz. İkinci yeteneğimiz arkadaşlar, ikinci yeteneğimizin pasifi çok önemli. İkinci yeteneğimizin pasifi neydi? Madrabas. Ha. Bizim takım arkadaşımız mesela karşıdan biri öldürdü, Yasuo öldürdü. Biz Yasuo'ya damga koyuyoruz. Madrabas damgası. Yasuo'yu kestiğimiz zaman hem Yasuo'nun öldürdüğü takım arkadaşımızı diriltiyoruz. Hemen diriliyor. Bekleme süresi olmuyor. Hem de ekstradan 100 gold kazanıyoruz. Bakın bu çok önemli bir pasif çünkü bu 100 goldlar hem bizi öne geçiriyor hem de takım arkadaşımız arkadaşlar ölmemiş gibi bir şey oluyor. Bu arada Yasuo ile Akşan mı yer değiştiriyor? Xinzaho geliyor, 4 level ama beni kesebilir. Biraz döversem belki ulti ile keserim. Tamam, onu geri püskürttük. Lulu o seni keser. Tamam. Ultimiz çok vuruyor. Bakın ikinci yeteneği atıyorum. İkinci yeteneği şöyle bastığımız zaman arkadaşlar aktifi, böyle bir kamuflaj sağlıyoruz ve madrabazlara çok hızlı koşuyoruz. Şu an madrabaz olmadığı için etrafımda hızlı koşamıyorum. Yani bakın taş şu mesafeye girince bile beni görüyor. Dışarıdaki çizgi çok uzak olmuş. Yani görünmez olmak için değil de madrabazlara hızlı gidebilmek için kullanılacak bir yetenek. Üçüncü yeteneğimiz en zor ve öğrenilmesi gereken bir yetenek. Onu da şimdi hemen göstereceğim size. Bir dakika bekleyin. Dediğim gibi şampiyon güçlü, güzel. Ama ben bu tarz şampiyonlardansa başka tarz şampiyonlar oynamayı daha çok seviyorum. Bakın. Mesela şuraya attım, hop yan tarafa bastım, uçuyoruz ve uçarken yanımızdaki rakiplere hasar veriyoruz. Her atış 160 mı vuruyordu? Ha, yok, şimdilik 33 vuruyor da artıyor. Her vuruşumuzda da hasar veriyoruz diyelim, şunu alalım gidelim. Bir bekleyelim arkadaşlar, 70 gold bekleyelim de. Ultimizi çok uzak mesafelere atabiliyoruz ama şöyle bir şey var. Araya minyon girerse ulti minyona çarpıyor. Araya kule girerse minyon ulti kuleye çarpıyor. Yani ultiyi tutturmamız biraz zor. Tutturursak da çok deli hasarı var şimdi. Şampiyonun eksikleri olduğu gibi fazlaları da oluyor diyelim. Mahvolmuşu biraz fazla bekledik. Daha erken biter diyordum ya. Şunu basalım gidelim. Böyle gitmek daha eğlenceli oluyor. Birinci yeteneği fulleyeceğim, sonra üçüncü yeteneği fulleyeceğim. Bu arada elektrik ver girmedim ben. Ben saldırıya devam girdim. Bu arada o Yasuo'ya bir şöyle bakın, yanından geçerken nasıl hasar veriyoruz. O hasarımızı verdik, duvarında kullandı. Lulu gel, bunu kestik. Çok fazla hasarım var. Öldü öldü. Çok fazla hasarım var. Çok fazla hasarım var. Şu an mesela Yasuo'ya karşı üstünlük sağladık. Ben üst koridorda oynarım Akşan arkadaşlar. Yani yakın dövüşçü şampiyonlara karşı oynarım.
Ya sol seni 3 kere kestim. Birinde geldi Belullu kanka. Bakın basılı tutuyorum, 2 vuruş yapıyorum bak. Gördünüz mü? Ama şimdi şeyi göstereyim. Bak bir tane vurdum, yürüdüm. Bekle. Hop, görüyor musunuz bak? Hareketine bakın. Arkamda sarı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hop, bir tane vurdum, yürüdüm. Yani ikinci vuruşu iptal edince bakın arkamda o hareket hızının fazlalığı da gözüküyor. Hop. Böyle böyle hareket hızı kazanıp daha iyi kayıtlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu yeteneğe alıştığınız anda hem kaçmada hem kovalamada hepsinde kullanabiliyorsunuz. Güzel playzler de oluyor işin açıkçası. Ultileyecek bizi bu. Şundan sana değdirir miyim? Yok. Tam duvarını kullandı. Birazdan yine onu kesmeye çalışacağım ben. Bumerang'la pasifini alırsak. 3-0 biz, Lucian'da 2-0. Takımın AD carry'leri iyi vuruyor. Ulti atar söyleyebilirim ya. Şimdi birazdan ulti atacağım ona. Gel kankam gel. Çok güzel. Hasarımız fazla. Çünkü pasiften arkadaşlar 3 vuruşu tamamladıktan sonra ekstradan çok güzel bir büyü hasarı çıkıyor. Bakın maviyle gözüküyor ya. O işte 103. Yani gerçekten güzel bir hasar. Ekstradan büyü hasarıyla birlikte orada rahat rahat kesiyorum. Hop. Şu ikili ikili de vuruyoruz zaten. Tamam, şu kuleyi açarsak güzel olur. İlk kule kanını da alacağız. Hop. Çok güzel. Burayı da ittirelim. Yani kahraman yetenekleri basit gibi gözüküyor. Şu kalkanı bir alayım. İhtiyacım var. Tamam. Hortumunu yemedim. Şimdi düz vuruş yapıp kayıtlayacağım, yoksa öleceğiz. Ulti gel. Ulti gel. Ulti duvara da yok. Gel hadi. Manam yetse. Mana yetmiyor da şu yemiş çıktı çıkacak. Bu can eriklerini yiyip devam edeceğim ona. Şu an duvarı gelmiştir arkadaşlar. Buradan ulti kullansam bile bir işe yaramayacak. Yemişler de çıkmadı. Şımarıyoruz biz de. Ya salayım ben ya. Vallahi salağım. Boş yere öldük. Lulu hızlı kes de asist alayım lan. Hızlı kes, asist alayım. Hızlı kes. Alamadım asist. Aa, aldım lan. Helal bize. Güzel. Ayakkabıyı şuradan zırh çıkacağız. Aslında büyü direnci de çıkabiliriz. Canon 6-1 mi gidiyor lan AD Canon? Allah belanızı sizin. Şimdi kahramanın taktiksel şeylerine gelirsek, takım savaşlarında en sonda gireceksiniz. Ölmeyeceksiniz abi. Çünkü niye? Sizi kesen şey, takım arkadaşlarınızı kesen rakipleri keserseniz, öldürürseniz takım arkadaşlarınız hemen doğuyor. O yüzden sizin en son girmeniz gerekiyor takım savaşına. En son girip ölmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Kendinizi koruyacaksınız. Uzaktan uzaktan dürtün. Sakın önden savaş başlatmayın. Çok büyük hata olur. Önden savaş falan başlatmayın. Ultim var mıydı lan senin? Şuradan bir kalkan alayım. Gideyim kanka ben. Yasuo'ya karşı zorlanacağımızı biliyordum. Oyunun başında güzel ezdik de sonra da devamını getirdik ama şimdi yine zorlanmaya başladım. Duvarını açtığım bizim ulti çöp zaten. Şöyle bakayım, 900 gold. Bir 50 gold bekleriz ebediye. Kulede alabilir ama yapacak bir şey yok. Aha. Güzel, bizimkiler kule aldı. Hemen şöyle yandan yandan gidelim. Madrabaz mıydı o, yok. Bizi kesti çünkü. Lulu gelsen şunu kessek iyi olmaz mı? E güzel abi, kuleyi vermedik. Hortumunu kullansın. Aa! Üçüncü yeteneği de kaçırmazsın be sensei. Hop, zaten pasif patlattın mı kaçma şansı yok. Ama ne kadar korkak oynuyorum görüyorsunuzdur. Yani hortumu yesek, ultiyi yesek öleceğiz. Sıfır savunmamız, sıfır. Ya çoğu ADC'den daha şeyiz arkadaşlar. Çoğu ADC'den daha kırılganız. Şunu kesersen benim bir takım arkadaşım doğacak.
Oğlum ben onu Zinzao'ya atacaktım ya. Oo! Soraka'yı da kesiyorduk. Ama aşağıda Kenan arkadaşlar. Bu arada can biçen çıkmayı unuttum. Can biçen çıkacağım arkadaşlar. Normalde ikinci item olarak çıkacaktım. Lulu ikimizi de kesmez değil mi? Birimizi kesse bile diğerimiz öldürür onu. Tamam AD zaten sıkıntı yok. Açsın ultisini güzel. Can biçen çıkacağız çünkü görüyorsunuz manam 0. Şuradan önerelim. Yeni itemimiz bu arada. Bilgisayarda vardı eskiden. Eskiden dedim bilgisayarda var ama Wild Rift'te yeni. Bilgisayarda itemler değişti ya sonradan. Hop. Hop. Bence Wild Rift'te de sonradan itemleri değiştirecekler. Haberiniz olsun. Bilgisayardaki gibi olacak diye düşünüyorum. Mavi var mı? Yok. Şu an öne geçtim. Kahramanın işte ne kadar iş yaptığını öndeyken göreceğiz. Geriye düşünce iş yapmıyor. Late game şampiyonu olabilir ama oyunun başını safe geçireceksiniz bu arada. Hop seni şekil şukul keserim kanka. Seni şekil şukul keserim. Affetmem. Üçüncü yeteneği atınca arkadaşlar durmak istediğiniz yerde bir daha basın iptal edin. Ben mesela az önce unuttum. Bir daha bassam tam doğru yerde durup Soraka'yı kesebilirdim. Base'i atalım şuradan. Çünkü bizi sıkıştıracaklar. Hop can biçeninde çıkıyorum. Ekstra kritikler gelsin. Şuradan da bir saldırı hızı alalım statikten. Ama Uyasoy ölmeyin lan. 3-6 da. 10.400. Farmda çok öndeyiz. İki takıma da bizi geçen yok. Fark atmışız hepsine. Aman kanka ölme lütfen. Şu oyunu kazanalım. Akşamla bir oyun kazanmak istiyorum. Çünkü ilk ikisi de lose'du. Bunda da bir loss kokusu alıyorum ama. Bakın burada şimdi hızlanacağım. Hareket hızı kazanacağım. Duvarın yok değil mi lan? Aha duvardan. Hop. Ölsün lan sıfır canı var. Bir tanesi sadece duvara çarptı. O da değilse Yasuo ölüyordu. Neyse sıkıntı yok. Bizim bu arada takım arkadaşımızı kesenler illa kesmemize de gerek yok. Asist alsak bile tekrar doğuyorlar diye biliyorum. Yo yo doğru biliyorum öyle. Şimdi emin oldum kendimden. Ejder gidiyor alev ejderi. Diyorum ya bu oyunda bir loss kokusu var arkadaşlar. Hadi pasif patla. Ah be pasif patlamadı. Onu da kesiyorduk. Onu da kesiyorduk. Hemen statiği önerelim. Çünkü saldırı hızı da önemli. Saldırı hızı olmadan çok yavaş vuruyoruz. Az önce mesela biraz daha saldırı hızımız olsaydı kesin keserdik. Lucian ikimiz taşıyamaz mıyız ya? 2-6-1 aptal Draven'ımız var. 1-5-1 Senna'mız var. Çok kastım da arkadaşlar. Takımda biri beni yardım etmezse taşıyamam. Çünkü her türlü Yasuo'dan, Zinzaho'dan tek yiyeceğiz. Umarım taşırız da. Zor gibi dedim ya ta önceden söyledim çünkü kokusu gerçekten kendini belli ediyor takımın yaptığı hareketler yenip yenileceğimizi. Ultisini aldık. Öldü öldü. Güzel. Kill bana kalmasa da olur. Artık benim killik bir işim yok. Hop. Lulu ultisini bana atsa ben taşır mıyım acaba? Takım savaşında onu düşünüyorum. Yani normal ADC gibi değil. Ben ADC'yi iyi oynarım. Fakat akşam biraz daha farklı arkadaşlar. Ne ADC ne suikastçı. Değişik bir şey. Direkt çıkalım artık çünkü bizi keser. O duvarı o hortumu yersem kesin öldüm de. Çünkü niye Yasuo 7-6 yapmışlar. Farmda da benle aynı hatta benden önde. Hayırlı uğurlu olsun. Ezdiğimiz Yasuo ne hale gelmiş ya. Aa, alacak mısınız gerçekten? Gözlerim yaşarır alırlarsa.
Yürüyüşün koş hadi hadi oğlum hadi yapabilirsin bak. Sen kasmışsın sana güveniyorum. 5-2 ultini de bas hatta oraya. Çaldırmazsak bir şey bilmiyorum. Bence çaldıracağız. Baron'u hazırlayıp rakibe verdik arkadaşlar ya. Böyle işte böyle bir takım. Çok belli ya. Vallahi çok belli ya. Ha o da öldü. Ben de tilt olduğum kahraman elimden geldiğince tanıttım arkadaşlar. Daha fazla tilt olmadan şerefimizle yenilelim. Ya video çekemiyorum akşamda çünkü dediğim gibi çok muhteşem bildiğim bir şampiyon değil. Sadece ben size teorik bilgisini veririm yani yeteneğin ne işe yaradığını, ne olduğunu. Onun dışında da kahramanla oyun taşınılmıyor. Ben yenildiğim iki maç oynadım dedim ya, birinde de çok kastım gerçekten. Yine taşıyamadım. Bunda da taşıyamıyorum. Yani taşıma potansiyeli çok yüksek bir şampiyon değil. Çünkü karşıda hasarı orta olan bir şampiyon bile gelip ağzınıza sıçabiliyor. Ha, takımınız iyi olur. Akşamla arkadan dayayıp döşersiniz. Tamam. Karşı akşam 1-2 gidiyor. Benden 3K gold geride. Ama oyun kazanıyor. Keşke şey olsa, bunda da mavi mercek olsa. Atıp ultiyi kullanırız. Onda şey var mı? Yok. Var mı lan? Ona doğru hızlı koşacağım galiba. Şimdi daha geliyor ama. Şurayı ben bir ittireyim hızlıca. Ölüyorsunuz değil mi gene? Çıksanız mı? Bunlar taşınmaz. Vallahi bunlar taşınmaz. Bunu keseyim mi? Ah tamam. Gördüğünüz gibi Senna direkt doğdu arkadaşlar. Senna direkt doğdu. Kanka ona biraz vur da ben ultiyle döveceğim zaten. Bir tane vursan keseceksin canım. Güzel. Beyzi atıyoruz. Lulu AD mi kasıyor? Lulu AP kasıyor. Şu statiyi alıp kadime koşacağız. Go 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 go. Kadim al ne abi, 3 kişi ölü la. Ne olur savaşmayın da kadime girin ama. Vermiyorum, oynasınlar. Kadim varken 5v2 kill verdik şunlar. Müebbet yedik bu arada. End please anon. Video kapansın, ben biliyorum ne diyeceğini. 2-9, 1-8. 5-4 Lulu Orman. Ya soyu Cannon'ı ne hale getirmişler ya. Zaten kahraman tanıtım videosuydu. Ben bu kahramanla oyun kazanabileceğimi de düşünmüyorum. Çünkü klasik giriyorum. Kimsenin hakkına girmemek lazım. Kahraman elim çok iyi olmadığı için, çok alışık olmadığım için sıralı maçta oynarsam milletin damgası boş yere benim yüzümden gider. Ne küfür yiyelim ne milletin hakkına girelim. Hasarda bakalım. 30k hasar vermişiz. Karşıda bizi bir tek Yasuo geçmiş. O da normal sürekli yetenek kullanıyor, vuruyor. Oyunda en fazla ikinci hasarı biz vermişiz. Kahramanı elimden gelince tanıtmak istedim. Güzel bir kahraman. Bana uygun değil. Tabii ki size çok uygun olabilir. Sevebilirsiniz. Ben sevmediğim değil. Kötü de demiyorum. Güzel kahraman ama bana uygun değil. Elimden gelince her şeyini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bay bay.